Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir dersle beraberiz. Bu dersimizin konusu 3D Max içerisinde kullanmış olduğumuz sahnemizde kullanmış olduğumuz bazı nesnelerin sahnede gözükmesi ama renderda çıkmaması gibi özellikleri inceleyeceğiz. Şimdi sahnede görmüş olduğunuz konik var, silindir var, küre var, kutu var. Mesela bu dört objeden atıyorum iki tanesinin aynı bu şekilde sahnede gözükmesini fakat renderda çıkmamasını istiyorsunuz. Hani belli bir deneme renderi alacaksınız. Arkadaki iki objenin çıkmaması gerekiyor. Sadece öndeki iki objeyi görmek istiyorsunuz. Bu gibi işlemlerde kullanabilirsiniz. Ha diyebilirsiniz regular render var. Onun dersini anlattınız. Hani o şekilde kullanabiliriz diye de düşünebilirsiniz. Hani o da bir alternatiftir. Bu da bir alternatiftir. Hani bu da 3D Max'in değişik bir özelliği. Hani bilmeyen arkadaşlar vardır. Onlar için de konuyu tekrar incelemiş olacağız. İsterseniz başlayalım. Dersimiz zaten çok uzun bir konu değil. Kısa sürecek bir dersimiz. Oldukça da basit. Şimdi perspektif ekranımıza geçelim arkadaşlar. Bu ekranımızda gördüğünüz gibi çeşitli değişik geometrik nesnelerimiz var. Şimdi basit bir render alalım. Şimdi render sonucunda gördüğünüz gibi arkadaşlar sahnedeki yer alan bütün objelerimiz renderde çıkıyor. Biz bu render işleminde kutu ile koniğin çıkmasını istemiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Hemen size göstereyim. Şimdi arkadaşlar isterseniz tek tek seçebilirsiniz. İsterseniz iki nesneyi beraber seçebilirsiniz. Object Properties diyoruz. Buradan General sekmesinde Renderable'ını kapatabilirsiniz. Kameradan gizle diyebilirsiniz. Hani iki seçenek de var. Kameradan gizle dedik. Bir daha render alalım. Kameradan gizle dedik ama arkadaşlar gölgeleri yere düştü. Şimdi ama sonuçta gözükmüyorlar ama sadece gölgeleri var. Şimdi aynı şekilde geliyoruz. Kameradan gizli seçeneğini aktif ediyoruz. Renderable'ı kaldırıyoruz. Ve render alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yok oldular. Yani bizim burada dediğimiz objemizi seçmiş olduğum objeleri render etme. Şimdi sadece bu objeyi seçersek tekrar geliyoruz. Obje özelliklerinden bunu render et diyoruz. Ama bir önceki derste size anlatmıştım şeffaflık materyal kullanmadan bir objeyi nasıl şeffaf gösterebiliriz diye bir dersimiz vardı, ismi öyleydi yanılmıyorsa. Mesela burada visibility değerini 0,5 yaparız arkadaşlar ve bir render alalım, bakalım sonuç ne oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar objenin belli %50'lik bir değerinde transparan bir görüntüsü oluyor. Hani bunu bir değerine çıkartırsak zaten objemizin tamamı gözükecek. Renderable açık. Yine aynı şekilde diğer nesneler içinde buradaki renderable seçeneğini aktif edersek renderde gözükür. Renderable'ı kaldırırsak render'da gözükmez. Visibility değerini zaten birden yukarı çıkartamıyoruz. Birden aşağı doğru çektiğiniz zaman düşürdüğünüz değer kadar görünürlüğü azalacaktır. Hani bu herhangi bir materyal değil de sadece üzerinde materyal atamış olsanız bile o objeye bir transparanlık gelir. Bu etkiyi sağlar.
Hani burada başka ne yapabilirsiniz? Bahsetmiyorum. Kameradan gizleyebilirsiniz. Yansımalardan gizleyebilirsiniz. Gölgeleri kaldırabilirsiniz. Atmosferik efektin uygulanmamasını sağlayabilirsiniz. Ondan sonra motion blur etkisi verebilirsiniz. Hareketli bir nesne ise kademe kademe o nesnenin hareketini gösterebilen özelliği buradan ayarlıyoruz. O obje mi, imaj mı olduğu gibi özelliklerini belirtiyoruz arkadaşlar. Bunun şeyi kullanımı render motorlarında her render motorunda aynıdır. Ayrı bir şeye gerek yok. Hani bu render motorunda çalışır mı yoksa ötekisinde çalışmaz mı gibi bir sıkıntımız yok. Tüm render motorlarında gayet sorunsuz çalışıyor. Zaten hani bir daha arkadaşlar konuyu kavramışsa 3DMAX'in kendi bir özelliğidir. Evet, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bu da sık sorulan bir soruydu. Bunu da cevaplandırmış olduk. Başka bir derste görüşmek üzere. Mutlu olun.